AK Parti Küçükçekmece Belediye Başkan Adayı Aziz Yeniay'ın Kanarya Mahallesi'nde gerçekleştirdiği Mardinliler buluşması sırasında beyaz bir araç içinde sokağa gelen kimliği belirsiz kişilerce silahlı saldırı düzenlendi. Saldırı anında sokakta bulunan 32 yaşındaki Ebru Güneş, başından vurularak ağır yaralandı. Ağır yaralanan Güneş'in hayati tehlikesinin devam ettiği açıklanırken, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Güneş'in ailesini hastanede ziyaret ederek bilgi aldı. Duamız Ebru kardeşimizle. Cenab-ı Allah en kısa zamanda onu öncelikle ailesine, sevenlerine, hepimize bağışlasın diye dua ediyoruz. Yoğun bakımda, ameliyatı bitti. Bu saldırıyı kimler yaptıysa lanetliyoruz. Emniyetimiz, valimiz, istihbaratımız, hepimiz bu olayı aydınlatmak noktasında gayret gösteriyoruz. Sıkı çalışıyoruz. İnşallah en kısa zamanda bunu kim yaptı, arkasında kim var, niyeti ne, hep birlikte bunu aziz milletimize açıklayacağız ve şüphelileri adalete teslim etmekle de kararlıyız. Ama şunu söyleyeyim, biz 31 Mart seçimi öncesinde bu sayılı günler kala seçim günü ve seçimden sonra her seçimde olduğu gibi İçişleri Bakanlığı olarak seçim güvenliği, seçimin huzur ortamında yapılması ile ilgili büyük bir tecrübemiz var. Güvenlik birimlerimize beraber hiç kimse merak etmesin. Gerçek anlamda demokrasi şölenli olan bu yerel yönetimlerimizin seçimleri en güzel şekilde gerçekleştireceğiz. Bundan hiç kimsenin şüphesi olmasın. Bizim birliğimize, beraberliğimize, kardeşliğimize, bu demokratik ortamımıza da kim yan bakıyorsa onlara da hiç bizim düz bakmak gibi bir niyetimiz yok. Onu da söylemek istiyorum. Devletimiz, milletimiz birlik, beraberlik içerisinde bu seçimi de güzellikle gerçekleştirecektir. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Murat Kurum da yaralı Güneş ve ailesini ziyaret etti. Olaya ilişkin görüntüler de ortaya çıktı. Silahlı saldırganların beyaz renkli araçtan ateş ettiği anlar çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde çevrede bulunanların silahlı saldırı sırasında kaçması ve bir çocuğun eğilerek arabaların arasında kaçarak uzaklaştığı anlar görülüyor.